أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyicilerimiz, aziz ve muhterem Müslümanlar, FMTV ekranlarından, Yeryüzü Yıldızları programından herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun. Bizleri tekrar sizlerle buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Yeryüzü Yıldızları programında her hafta bir sahabe efendimizin "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz" buyuran sevgili peygamberimizin o yıldızlarından bahsedeceğiz inşallah. Ve bu hafta şehitlik hasretiyle yanan bir yiğit sahabe, Uhud Savaşı öncesinde daha henüz yeni dünya evine girmiş ve o gecenin sabahında İslam ordusunun Uhud'a hareket ettiği haberini duyar duymaz evinden koşarak orduya katılan ve Uhud'da kahramanlar gibi savaşan, müşriklerle çarpışan bir kahraman. Naaşını meleklerin yıkadığı bir şehit sahabeyi anlatacağız inşallah. Ünvanı Gâsilül Melaike, meleklerin yıkadığı şehit sahabe. O Hanzala bin Ebu Amr radıyallahu anh. Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail eylesin inşallah. Evet kıymetli izleyiciler, bugün Hanzala bin Ebu Amr radıyallahu anh'ın hayatından kesitler sunmaya gayret edeceğiz inşallah. Rabbim en güzel şekilde anlatılabilmeyi, anlatılanlardan amel edebilmeyi, ders çıkarabilmeyi, sahabelerden örnek alabilmeyi, onların sevgisini, samimiyetini, din yolunda olan teslimiyetlerini, onların o şuurunu, ahlakını Rabbim bizlere de evlatlarımıza da ikram eylesin inşallah. Hanzala bin Ebu Amr radıyallahu anh, Evs kabilesinin ileri gelenlerindendi kıymetli insanlar. Son derece kuvvetli, dirayetli ve yüksek ahlak sahibi bir insandı. Müslüman olmadan önce dahi hiçbir zaman putlara ibadet yapmamış, insanlardan uzak kalmayı tercih eden, inzivaya çekilen ve hanif dini üzere yaşayan bir insandı Hanzala radıyallahu anh. İnzivaya çekilirdi, insanlardan uzak kalırdı ve her zaman hanif dini üzere ibadet ederdi ve hiçbir zaman putlara ibadet etmez ve tam tersi putlardan nefret ederdi. Müslüman olmadan önce dahi böyleydi. Hanzala bin Ebu Amr radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, Medine'ye yerleştikten sonra Müslüman olanlardan ve yeryüzünün yıldızları olan Peygamberin halkasına katılan o yiğit, kahraman sahabelerin arasına dahil olmuştu Hanzala radıyallahu anh. Medine'de Müslüman olan ve kendi akranları arasında, Hanzala radıyallahu anh kendi yaşıtları arasında Taki lakabıyla meşhurdu. Yüksek ahlaklı bir zattı kıymetli insanlar. Kalbinde iman nuru günden güne büyüyor. Sevgili Peygamberimizin sohbetlerinden, Mescid-i Nebevi'de, medresede, Ashab-ı Suffe'de katılmış olduğu ilim sohbetlerinde gerçekten de yüksek derecede istifadeler ediyor ve kalbi iman nuruyla cuş ediyordu Hanzala radıyallahu anh. Kısa zamanda hicretten sonra Müslüman olmasına rağmen 3 yıllık gibi bir zamanda büyük dereceler, büyük mesafeler kat etmişti kıymetli insanlar. Hanzala radıyallahu anh bir yandan Müslüman olmuş, sevgili Peygamberimizin ashabının, dostlarının arasına katılmışken babası Ebu Amr ise, şuraya dikkat edin kıymetli insanlar, evladın Müslüman oluyor ama babası tam tersi, kainatın efendisi, iki cihan güneşi, Fahri Kainat Efendimizin karşısına geçmeyi, ona düşman olmayı, düşmanlarıyla bir olmayı tercih ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştiğinde babası Ebu Amr 50 kişilik kendi kabilesinden bir grupla Mekke'ye gidiyor. Hidayetten, nasipten yoksul bir insan.
Mekke'ye müşriklerin yanına yerleşiyordu. Sevgili Peygamberimize de bir cephe kendisi açmıştı. Evladını Peygamberimize iman etmiş ama babası ne durumda? Kıymetli insanlar, buraya dikkat etmek lazım. Gerçekten de ben nice insanlar tanıyorum ki ve bugün günümüzde baktığımızda nice anne babalar var ki ister ki gönlü yanar, evladım iman nuruyla doğsun, ehli namaz olsun, ehli Kur'an olsun, ehli kıble olsun, medresede okusun, ilim tahsil etsin, hafız hoca olsun diye isterken ama evladı hiç bu işlerde, bu yolda bir bırakın bu yola girmeyi merak dahi etmez. Tam tersi bu yoldan daha çok uzaklaşır. Annenin babanın kalbi bu şekilde dertli yanarken evladının hiç umurunda dahi olmaz. Ama nice evlatlar vardır ki kendisi iman nuruyla, imanın cuşuyla kalbi cuyuş etmiş, imanla dolmuş kalbini Kur'an'la, zikirle, tefsirle, hadislerle donatmaya çalışman, medresede okumak isteyen, hafız hoca olmak isteyen nice evlatlar var ki ama maalesef onların da anneleri veya babaları bu işe meraklı olmaz, bu işe engel olur. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim evladımızı en güzel şekilde yetiştirebilmeyi, Allah'ına layık bir kul, Peygamberine layık bir ümmet olarak, ehli namaz olarak, ehli Kur'an olarak, ehli kıble olarak yetiştirebilmeyi bizlere ikram eylesin. Kıymetli anneler, babalar, dedeler, neneler, lütfen dikkat edelim. Bu konuda gerçekten de insanlar imtihanla oluyor. İmtihan oluyor kendi evladıyla. Eğer evladımız sohbetlere katılıyorsa, bir medreseye gidiyorsa, bir cemaate giriyorsa, ehli sünnet olan bir cemaate girdiğinden eminsek, bırakın ona engel olmayalım. Bırakın ona engel olmayalım, onun önünü açalım, ona destek olalım, ona sahip çıkalım. Evladım Kur'an yolunda gidiyor diye sakın aç kalır, geleceği ne olur, rızık endişesine katılıp da, rızık endişesine düşüp de evladımızın asıl yaşanacak yer olan ahiret hayatını zayi etmeyelim, zelil perişan etmeyelim. Dünya hayatı bir meta, bir geçecek, gelip geçecek. Kimisi 50, kimisi 60, kimisi 70. Mevla herkese bir ömür vermiş. Ölümün vakti belli değil. Gelin bu kısacık dünya hayatında yavrularımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı, kendimizi din yolunda kabiliyetli, peygamberi seven, Allah'ını seven, sadece sevmekle kalmayan, sevgi bedel ister, sevgi ispat ister, sevgi bu yolda mücadele ister. Sahabe peygamberimizi nasıl sevdi ve nasıl mücadele etti? Sevgisini ispat etti. Nasıl mı ispat etti? Yeri geldi malını, yeri geldi canını, yeri geldi evladını, yeri geldi peygambere ok geldi gözünü uzattı. Peygambere ok geldi elini uzattı. Ne olursa, zamanında fedakarlık neyse, neyi gerektiriyorsa, maddi manevi her şeylerini ortaya koydular. Ama bugün maalesef bizler ümmeti Muhammed olarak övünüyoruz. Sevgili peygamberimizin ümmeti olarak övünüyoruz. Ancak peki bu yolda, peygamberin yolunda, ehli sünnet yolunda, hak yolunda ne fedakarlıklar yaptık? Ne mücadeleler verdik? Dini mübini İslam'ı yaymak için ne çileler çektik? Bırakın çile çekmeyi, biz kendi derdimize düştük. Dünyalık derdimize düştük. Gençliğimiz elimizden gitti. Kur'an'dan uzaklaştı, namazdan uzaklaştı. Dinsiz, Kur'ansız bir nesil maalesef şu an gençliğin halini hep beraber görüyoruz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin, evlatlarımızı muhafaza eylesin, nesillerimizi muhafaza eylesin. Allah'a layık bir kul, peygambere layık bir ümmet olabilmelerini, bu şekilde yetiştirebilmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin. Yarın ahirette Mevla'nın huzuruna
kafir babası, kafir dedesi, kafir nenesi olarak çıkmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ın huzuruna ak yüzle çıkabilmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin inşallah. Ama onun için de unutmayalım. Mücadele lazım, istikamet lazım, sebat lazım, din yolunda gayret lazım. Hazır olmuyor kıymetli insanlar. Mevla peygamberine yapmadığını sana bana yapmaz. Peygamber din yolunda ne mücadeleler verdi, biz ne mücadeleler veriyoruz. Yarın ahirette peygamberle beraber olmak ister miyiz? Kim istemez ki? Sahabeyle beraber olmak ister miyiz? Kim istemez ki? Peki o zaman sahabenin verdiği mücadeleyle bugün kendi yaptığımıza bir bakalım. Kıymetli insanlar, kendimizi bir hesaba çekelim. Onlar din yolunda neler yapmışlar, biz ne yapmışız? Hem de onlarla aynı cennette cemalullahı görmek, peygamberin sancağı altında toplanmak istiyoruz. O zaman istiyorsak sevgi bedel ister, sevgi ispat ister kıymetli insanlar. Rabbim bu yolda mücadele gayretimizi arttırsın inşallah. Bizi din yolunda hizmet edenlerden eylesin, din yolunda gayret edenlerden eylesin inşallah kıymetli insanlar. İşte bir yanda Hanzala radıyallahu anh gibi bir evladım var ama babası müşriklerin safında. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve Bedir günleri gelmişti kıymetli insanlar. Hanzala radıyallahu anh Bedir savaşına da katılıyor, büyük kahramanlıklar gösteriyordu. Bedir savaşına katıldığında daha henüz genç, bekardı. Ve Allah'ın da yardımıyla Bedir'de büyük bir zafer kazanılmıştı. İslam'ın ilk ordusu müşriklere karşı büyük bir zafer elde etmişti Allah'ın yardımıyla. Ve savaştan bir müddet sonra Hanzala radıyallahu anh Abdullah İbni Übey bin Selül'ün Müslüman kızı olan Hazreti Cemile ile nikahlandı. Ve nikahı da cuma gününe denk geldi kıymetli insanlar, düğün günleri. Düğün günü aynı zamanda Uhud Savaşı'na da denk gelmişti kıymetli insanlar. Düşünün ki cuma günü düğün yapılıyor, cumartesi de ordu, İslam ordusu savaşa gidiyor, Uhud'a gidiyordu. İşte böyle bir zamana denk gelmişti Hanzala radıyallahu anh'ın düğünü. Düğününün olduğu akşam da peygamberimizden izin istemişti. Sevgili peygamberimiz Uhud'a hareket edecekti. Onun o geceyi evinde geçirmesine müsaade etmişti kıymetli insanlar. Hazreti Hanzala radıyallahu anh ilk gecesini, düğünün günü ilk gecesini evinde hanımıyla beraber geçiriyor. Sevgili peygamberimizin müsaadesiyle tabii ki. Ve ertesi sabah, cumartesi sabahı Uhud'a katılmak için, orduya yetişmek için münafıklardan olmayayım, münafıklardan yazılmayayım diye bu korkuyla evinden öyle bir çıkıyor ki kıymetli insanlar. Koşa koşa Uhud'a gidiyor ve sevgili peygamberimiz Uhud meydanında Müslüman askerlerini harp nizamında safları düzeltirken Hanzala radıyallahu anh orada sahabelere katılıyordu. Geri kalmamıştı. Geri durmamıştı. Çünkü peygamberini seviyor, dinini seviyor, onun için canını, malını, her şeyini feda ediyordu. Acaba bugün biz gençler baktığımızda kendi halimize, daha ilk gece düşünün kıymetli insanlar, Allah rızası için bir düşünün. Evleniyorsunuz, sabah savaşa gidiyorsunuz. Bu kahramanlığı, bu cesareti gösterecek bugün kim var? Rabbim bizlere Hanzala radıyallahu anh'ın bu cesaretini, kahramanlığı bizlere de ikram eylesin inşallah. Lafta değil, gerçekten de hakiki bir şekilde onların o anlayışını, o şuurunu ya Rabbi sen onlara ikram eden sensin, bizlere de ikram eyle. O gün fedakarlık neyi gerektiriyordu? Savaşa katılmayı gerektiriyordu. Demedi ya ben ya Resulallah yeni evlendim, daha dün gece evlendim, müsaade ederseniz bu savaşa katılmayayım demedi. Kıymetli insanlar, peygamber mücadeledeyse bize de mücadele yakışır, geri durmak bize yakışmaz. Hatta münafıklardan yazılmayayım korkusuyla evinden öyle bir çıkıyor ki gusül dahi alamıyor kıymetli insanlar. Unutuyor telaştan, korkudan, heyecandan orduya yetişeyim diye, yetişemezsem ne olur halim diye bu korkuyla, bu endişeyle gusül dahi alamadan Uhud'a geliyordu Hazreti Hanzala radıyallahu anh. Ve savaş başlıyor. Uhud'da
büyük kahramanlık gösteren İslam ordusu, Hanzala radıyallahu anh da diğer sahabeler gibi üstün kahramanlıklar gösteriyor, müşriklere hücum ediyor. Allah'ın yardımıyla bir anda müşrik ordusu dağılıyordu. Şehitlik arzusuyla sağa sola giden sahabeler, müşrikleri arkası dönüp kaçarken sahabeler de onları kovalıyordu kıymetli insanlar. Hanzala radıyallahu anh gün boyu kılıç sallıyor, ok atıyordu. Kahraman gibi savaşıyordu. Bir ara müşrikler o kaçış hengamesinde, müşriklerin bozguna uğradığı o ara müşrik ordusunun komutanı Ebu Sufyan ise tek başına kalmıştı. Hanzala radıyallahu anh onu görünce hemen onun yanına gitti ve bir hamlede atından yere düşürdü ve Ebu Sufyan karşısında Hanzala radıyallahu anh'ı görünce onun öldüreceğini anladı. O da yere düştüğünde bağırmaya başladı. Yardım istemeye başladı. Ey Kureyş, yetişin dedi. Hanzala beni öldürecek. Ben Ebu Sufyan'ım. Ben sizin komutanınızım. Yardıma gelin. Ama herkes can derdindeydi. Müşrikler koşuyor, kaçıyor. Müslümanlar da onların arkasından gidiyordu. Hanzala radıyallahu anh kılıç darbesini indirmek üzereydi ki arkadan gelen Seddat İbni Esved isminde bir hain, o hain mızrağıyla o sahabeyi arkadan yaralıyordu. Hanzala radıyallahu anh arkasını dönüp daha bakmadan bir yara darbesi, bir hançer darbesi, bir mızrak darbesi daha almıştı kıymetli insanlar. Ve orada ikinci darbeden sonra Hanzala radıyallahu anh şehit oluyor, şehadet şerbetini içiyordu. Uhud Savaşı'nı biliyorsunuz müşrikler Bedir'in intikamını almak için hazırlamışlardı. Bedir'de 1000 kişi gelmişlerdi, perişan olmuşlardı. Uhud'da 3000 kişiyle gelmişlerdi ve Bedir'in intikamı için gelmişlerdi. Ebu Sufyan daha sonradan Müslüman oluyor. Hanzala radıyallahu anh'ın şehit edilmesini Bedir'de öldürülen oğlu Hanzala'ya karşılık olarak kabul etmişti. Onun yerine öldürülmüş olarak kendini avutmaya başladı, intikamını almış, kabul etti. Savaş meydanında müşrikler intikam duygusuyla o kadar Müslümanlara karşı kinlenmişler, hırslanmışlardı ki onların tüm azalarını, uzuvlarını, kulaklarını, burunlarını, gözlerini, parmaklarını, her zerrelerini, her azalarını dilim dilim doğramaktan çekinmiyorlardı, kaçınmıyorlardı. Gözlerini kan bürümüştü, kin bürümüştü kıymetli insanlar. Hazreti Hamza'nın Uhud'da nasıl şehit edildiğini anlatmıştık daha önce. Hazreti Musab bin Ümeyr'in nasıl şehit edildiğini anlatmıştık daha önce. İşte müşriklerin arasında babası olan Hanzala radıyallahu anh, belki bu yönden babası müşriklerin oğluna, onun cesedine, onun naaşına eziyet etmemelerini engel olmuştu. Eziyet etmelerini istemiyordu. Onun naaşına bir işkence yapılmasını, ölmüş cesedine, onun bedenine dahi müşriklerin gözü dönüyordu. Ama babası müşrik olsa da o baba yüreği o anda onlara izin vermemişti. Onlara engel oldu kıymetli insanlar. Hanzala radıyallahu anh şehit olunca iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz onun hakkında şöyle buyuruyor kıymetli insanlar. Buraya dikkat edin. Ben Hanzala'yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm buyuruyordu sevgili peygamberimiz. Onu gökte melekler yıkıyordu. O ne yapmıştı ki? O nasıl bir şehit ki? Biliyorsunuz şehitler yıkanmaz. O haliyle kefenlenmez. Kanlı, canlı elbiseleriyle o haliyle defnedilir. Ama Hanzala radıyallahu anh onu gökte melekler yıkıyordu. Ve sevgili peygamberimiz bunu ashabına müjdeliyordu. Sahabeden Ebu Useyd bin Said radıyallahu anh gidip Hanzala'ya baktım diyor. Ve gerçekten de baktım ki başından yağmur suyu dökülüyor. Yağmur suyu akıyordu. Döndüm bunu Resulullah'a haber verdim. Ya Resulallah, Hanzala radıyallahu anh'ın başından yağmur suyu dökülüyor. Yağmur suyu akıyor diyordu.
Ve sevgili Peygamberimiz hanımına, Hazreti Cemile annemize haber gönderiyordu. Bunun sebebini sorun diyordu. Hanzalara ne oldu ki? Ne yaptı ki? O melekler yıkamıştı onu. Ve ailesi Hazreti Cemile annemiz Hanzala radıyallahu anh'ın Uhud'a yetişebilmek için çok acele ettiğini, evden hızlıca çıktığını ve gusül abdesti alamadığını söyledi. O bu hadiseden sonra işte gâsilül melâike, meleklerin yıkadığı, melekler tarafından yıkanmış kimse bu lakapla anılıyordu Hazreti Hanzala. Meleklerin yıkadığı şehit. Medine'de Evs ve Hazreç kabilesi vardı. İki kabile biliyorsunuz Medine'nin yerlisi. Evs kabilesi Hazreç kabilesine karşı iftihar ederdi. Meleklerin yıkadığı o şehit sahabe bizim kabilemizdendir. Bizdendir diye böyle kendisiyle övünürlerdi kıymetli insanlar. Hanzala radıyallahu anh'ın hanımı Hazreti Cemile annemiz daha düğün gecesi bir rüya görmüştü. Sabah olunca kavminden 4 kişi çağırdı. Düşünün gece düğün oluyor, sabah eşi koşarak orduya katılıyor. Ve o hanım sahabe çağırmış olduğu ailesinden 4 kişiye diyor ki şahit olun. Biz dün Hanzala radıyallahu anh ile evlendik. O bu sabah alel acele koşa koşa Uhud'a gitti. Eğer olur ya başına bir şey gelir orada şehit olursa, eğer benim de bir çocuğum olursa sizler şahit olun. O Hanzala radıyallahu anh'tandır diyordu. Onlar da şahitler de böyle konuşma. İnşallah sağ salim geri gelir diyorlardı. Ama Hazreti Cemile o hanım sahabe bir rüya görmüştü. Onlara niçin böyle diyorsun endişelisin diye sorduklarında o hanım sahabe görmüş olduğu rüyayı anlatıyordu. Rüyamda semanın açıldığını ve Hanzala'nın içeri girdikten sonra tekrar kapandığını gördüm diyordu. Gerçekten de rüyası hakikat olmuştu, meydana çıkmıştı. Hanzala radıyallahu anh şehitlik derecesine en yüce mertebeye ulaşmıştı. Ve Abdullah isminde bir oğulları oldu. Abdullah İbni Hanzala radıyallahu anh. Bu isimle tanınan bu sahabe daha sonra Yezid tarafından, Muaviye oğlu Yezid tarafından ona karşı Medine halkının biat ettiği Abdullah olarak anılıyordu. Ve Yezid zamanında oğlu da şehit edilmişti. Baba, oğul, iki tane şehit. Din yolunda savaşan, kahramanlar gibi çarpışan iki şehit. Baba ve oğul. Bu iki yiğit sevgilinin şefaatlerine erebilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Bizlere de baba oğul, ana kız aynı şekilde din yolunda gayret edebilmeyi, evlatlarımızla her zerremizle din yolunda mücadele edebilmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin. Onlar bu dine nasıl sahip çıktılarsa, bu dava için nasıl sahip çıktılarsa, canlarını, mallarını, her şeylerini feda ettilerse Rabbim bu kabiliyeti bizlere de ikram eylesin. Evlatlarımızla, çoluk çocuğumuzla din yolunda hizmet etme kabiliyeti bizlere ikram eylesin inşallah. Hanzala radıyallahu anh, babası müşrikti ama kendisi oğlunu daha belki görmeden, oğlu daha ortada yokken Allah ona öyle bir evlat nasip ediyor ki o da şehit oluyor. Babası da şehit, oğlu da şehit. Rabbim cümlemizi bu şehitlerin şefaatlerine nail eylesin inşallah. Rabbim bizleri din yolunda hizmet eden kullarından eylesin. Rabbim hepimize din yolunda ne fedakarlıklar gerekiyorsa, fedakarlık deyince hep aklımıza maddi konular geliyor. Sadece maddi konular değil kıymetli insanlar. Fedakarlık demek o anda ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Sadece maddiyat değildir. Yeri geldi canını, yeri geldi malını, yeri geldi evladını, yeri geldi her şeyini bu yolda feda edebilmektir. Rabbim sahabenin bu ahlakını, bu şuurunu, bu samimiyetini, bu teslimiyetini bizlere de ikram eylesin inşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz, aziz ve muhterem Müslümanlar, bu akşam da Yeryüzü Yıldızları programının bir bölümünün daha sonuna geldik.
Rabbim cümlemizi sahabelerin yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi izlemeye devam edin.